Merhaba arkadaşlar. Yeni bir SOQL assignment ile karşınızdayım. Bunlar kolay assignment'lar. Sadece gözden kaçmış olabilir. SOQL'lerin farklı kullanımları ile alakalı bazı detaylara girmek istiyorum. Çoğu bildiğiniz şeyler olabilir ama tekrar iyidir. Şöyle oluşturduğumuz bir query'yi biz for loop'un içinde nasıl kullanırız? Direkt for loop'un içinde kullanmayı öğrenelim arkadaşlar. Şöyle yine Apex kodumuzu açalım. Anonymous Window'a gidelim. Orada isterseniz bir query oluşturalım. Daha önce şöyle yapıyorduk. Bir liste oluşturuyorduk hatırlarsanız arkadaşlar. Şöyle diyeyim. List. Yine Türkçe klavyede kaldık. List account deyip işte AC list şeklinde adını belirleyip biz query'mizi oluşturuyorduk şöyle. Select diyelim. Name from account şeklinde yazıyorduk. Daha sonra bunu for each loop içinde şu şekilde kullanıyorduk arkadaşlar. For diyorduk. Account AC diye bir isim veriyorduk her bir account'a. Daha sonra buraya biz listemizin adını giriyorduk arkadaşlar. Şu şekilde parantezimi açıp kapattık. Print yapmak istediğimiz şöyle diyelim system.debug AC diyebiliyorduk. Yani bütün AC'leri bütün yani bu SQL'in içindeki bütün account'ları biz bu şekilde for loop yapabiliyorduk. Her satırda bir account gözükmesini istediğimiz zamanlarda bu şekilde yazabiliyorduk. For loop yapabiliyorduk. Dikkat edin account burada bir liste var ama burada bir single account var. For loop buradaki listeyi parçalıyor. İçindeki bütün accountları tek tek alıyor. Loop yapıyor. Biz buna iterate diyoruz. Iterate yapıyor. Iterate de olabilir. Execute yapıyorum. Bir bakalım arkadaşlar nasıl gözüküyor. Şu şekilde bütün accountları alt alta görebiliyoruz arkadaşlar. Peki biz bunu şu şekilde yapsak. SQL'i ben böyle liste oluşmadan sadece query oluşturduğumuz şuradaki query'yi alsak hiç liste oluşturmasak direkt şuraya koysak şu şekilde bu şekilde aslında bizim assignment'ımız bununla alakalı query record in pages by using SQL for loops ya for loop'un içinde SQL kullanmayı göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir liste belirtmeden direkt burada for loop'un içinde yazmak istediğiniz SQL query yazabiliyorsunuz. Execute yapalım görelim. Gördüğünüz gibi aynı sonuca ulaşabiliyoruz. Bu şekilde de yazılabileceğini öğrenelim arkadaşlar, bilelim. Bir sonraki videomda farklı şeyleri çalışmak dileğiyle kendinize iyi bakın.